Karışımlar ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Karışımlar en az iki maddenin bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Bu doğrudur. Karışımlar farklı cins tanecikler içerirler. Doğrudur. Karışımların belirli ayırt edici özellikleri yoktur. Bu da doğrudur. Karışımlar homojen ya da heterojen şekilde olabilir. Bu da doğrudur. D'ye bakalım. Bileşenler arasında sabit bir oran bulunur. Karışımları oluşturan maddeler arasında belirli bir sabit oran yoktur. Bileşenler arasında sabit bir oran bulunmaz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çözeltilerin genellikle miktarca fazla olan bileşenine çözücü diyoruz. Miktarca az olan bileşeni ise çözünendir. Bu ifade doğrudur. Tuzlu su çözücüsü sıvı olan katı sıvı çözeltisi. Neden? Çünkü tuz artı su diyoruz. Çözücüsü burada sıvı yani sudur. Ayrıca tuzlu su katı sıvı bir çözeltidir. Dolayısıyla buraya kadar ifade doğrudur. Amalgama bakalım. Amalgam ise çözücüsü katı olan katı sıvı çözeltisidir. Amalgamda çözücüsü sıvı olan yani cıva olan bir çözeltidir. Yani amalgamda metal artı cıva vardır. Dolayısıyla ne demiş amalgam için? Çözücüsü katı olan katı sıvı çözeltisidir. Yani metal artı cıvadır. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Gelelim D seçeneğine. Sodyum klorür çözeltisi elektriği ilettiği için elektrolit bir çözeltidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Sodyum klorür çözeltisi elektriği ilettiği için elektrolit bir çözelti adını alır zaten. E'ye baktığımız zaman çözebileceği maksimum maddeyi çözmüş olan çözeltiye doymuş çözelti denilir. Bu da doğrudur. Gazoz çözücüsü gaz olan sıvı gaz çözeltisidir. Gaz bir çözücüsü gaz olan değil arkadaşlar. Su burada çözücüsü sudur. Yani sıvıdır. Dolayısıyla sıvı gaz çözeltisi midir? Evet. Ancak çözücüsü gaz değildir, sıvıdır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Heterojen karışım çözeltileri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Süspansiyon heterojen katı sıvı karışımıdır arkadaşlar. Bu doğrudur. Emülsiyon heterojen sıvı sıvı karışımıdır. Doğrudur. Süspansiyon katı sıvı karışımıdır arkadaşlar. Emülsiyon sıvı sıvı karışımıdır. Zaten bunlar heterojen karışımın çeşitleridir. Bir gazın içerisinde sıvının ya da katının heterojen dağılmasıyla aerosol denilen karışım elde edilir. Yine bu da heterojen karışımın bir türüdür. Koloidler katılaştığında jel oluştururlar arkadaşlar. Bu ifademiz de doğrudur. E'ye baktığımız zaman adi karışım heterojen katı gaz karışımıdır demiş. Adi karışım heterojen karışımdır ancak katı gaz karışımı değildir. Adi karışımlar hem süspansiyon hem de emisyon özelliği göstermeyen karışımlardır. Örneğin adi karışımlara salatayı örnek verdik veya dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki madde sınıflandırmalarından hangisi karşısında verilen örnek yanlıştır? Bileşik NH3 bir bileşiktir. Bu ifade doğrudur. Adi karışım kolonya. Kolonya bir adi karışım değildir arkadaşlar. B'yi hemen işaretleyelim. Süspansiyon Türk kahvesi süspansiyondur. Süspansiyon neydi? Katı artı sıvıydı. Türk kahvesi kahve artı sudan oluştuğu için nedir? Süspansiyondur. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Çözelti kolonya bir çözeltidir. Dolayısıyla bu da bir doğrudur. Emülsiyon benzin artı su yani emülsiyon dediğimiz sıvı sıvı karışımlarıdır. Birbirine karışmayan sıvı sıvı karışımlardır. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Ancak adi karışım kolonya bir adi karışım değildir. Kolonya bir çözeltidir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen örneklerden kaç tanesi süspansiyondur? Süspansiyon karışımları neydi? Katı artı katı ve daha doğrusu katı ve sıvının karışmasıyla oluşan heterojen bir karışımdır. Portakal suyu nedir arkadaşlar? Portakalın içerisinde su artı portakalın tanecikleri falan da asılı halde olacağı için bu nedir? Katı artı sıvı bir karışım olacaktır. Dolayısıyla bu bir süspansiyondur. Ayran da arkadaşlar bir süspansiyondur. Yoğurt artı sudan oluştuğu için ayrandan süspansiyona girecektir. Tebeşir tozu su karışımı bu da süspansiyondur. Neden? Tebeşir tozu katıdır. Su ise sıvıdır. Dolayısıyla katı sıvı karışımı olacaktır.
Süte geldiğimiz zaman arkadaşlar süt koloid bir karışımdır. Koloid neydi? Sıvı içerisinde belli parçacıkların askıda kalmasıyla oluşan karışım türüdür. Burada sıvının içerisinde katık parçacıkları bulunur koloidlerde. Süte baktığımız zaman ise homojen bir görüntüye sahip olsa da sütler arkadaşlar içerisinde aslında yağ parçacıklarının asılı bulunduğu koloid karışım özelliğindedir. Dolayısıyla süt koloid karışımdır. Sütün içerisinde yağ tanecikleri asılı halde bulunduğu için süt ne olacaktır? Koloid olacaktır. Böcek ilacı ise arkadaşlar aerosol niteliği taşır. Dolayısıyla bunlar yoktur süspansiyon olarak. O halde burada süspansiyon özelliği gösterecek 3 tane özelliğe sahip madde vardır. Dolayısıyla cevabı 3 olacaktır. Bir X maddesi yakıldığında CO2 ve H2O açığa çıkmaktadır. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dikkat edersek arkadaşlar hem karbondioksit oluşmuş hem de H2O yani su oluşmuş. Dolayısıyla bu ne olması lazım? Karbon temelli bir bileşik olması lazım. Yapısında karbon ve hidrojen, oksijen bulundurması gerekir. Daha doğrusu yakıldığı zaman zaten oksijenle yakıldığı için ekstradan oksijeni içermesine gerek yoktur. O halde bu bileşimiz CH4 yani metan gazı olabilir. C2H5OH olabilir arkadaşlar. 3'e baktığımız zaman C3H8 veya C5H8 olabilir. Dolayısıyla bunların üçü de olabilir. Seçeneğimiz 1, 2 ve 3 olacaktır. X, Y, Z maddelerinin bileşenlerine ayrılmasında kullanılacak yöntemler ile ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z maddeleri ile ilgili hangileri doğru, o hangileri doğrudur veya hangileri olabilir demiş. Öncelikle bakalım X'e. X burada fiziksel yöntemlerle ayrılmazken kimyasal yöntemlerde bileşenlerine ayrılabiliyormuş. X burada kesinlikle ne olmalıdır? Bileşik olmalıdır. Y'ye bakalım. Y hem fiziksel yöntemle hem de kimyasal yöntemle bileşenlerine ayrılmıyor. O halde Y burada ne olmalıdır arkadaşlar? Element olmalıdır. Z'ye bakalım. Fiziksel yöntemlerle ayrılıyor ancak kimyasal yöntemlerle ayrılmıyor. Bir şey fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılıyorsa bu kesinlikle ne olmalıdır? Karışım olmalıdır. O halde X bileşik olacak arkadaşlar. Y element olacak. Z ise karışım olacaktır. Hemen şıklarda bunu sağlayan var mı diye bakıyoruz. D şıkkına baktığımız zaman H2O sıvısı. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Bileşiktir. H2 gazı bu nedir? Elementtir. Sodyum klorür suda demiş arkadaşlar. Bu da bir karışımdır. Dolayısıyla bunun cevabı ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Burada neden A değildir diye soracak olursak arkadaşlar burada tamam birincisine baktığımız zaman H2O sıvısı bu bileşik mi? Evet. Sodyum katısı bileşik mi? Evet. Oksijen gazı ama bu bir karışım değildir. Karışım olması için suda çözülmesi gerekecektir. Dolayısıyla bunu sağlayacak olan şıkkımız hangisidir? D seçeneği olacaktır. Buna dikkat edelim. Yani suda demek suda çözülmüş demektir. Dolayısıyla çözülmüşse bu da karışımı oluşturacaktır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Saf maddeler yapı olarak daima homojendir arkadaşlar. Sadece hal değişimi sırasında heterojen görünüme sahip olurlar. B'ye bakalım hal değişimleri sırasında heterojen görünümlüdür. Evet bunu zaten vermiş B şıkkında bu da doğrudur. Aynı cins atom ya da aynı cins moleküllerden oluşabilir. C seçeneği de doğrudur arkadaşlar. Farklı cins atomlardan oluşabilir. Farklı cins atomlardan oluşabilir. Neden? Bileşikler farklı cins atomlardan oluşur ama saf bir maddedir. Fiziksel yollarla ayrılabilirler demiş. Saf maddeler kesinlikle fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılmazlar. Saf maddelerde kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler. Dolayısıyla hem element hem bileşik saf madde dediğimize göre saf maddeler kesinlikle fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılmazlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Maddelerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Elementler, bileşikler ve çözeltiler homojen yapıdadırlar arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğrudur. Elementler atomik ya da moleküler yapıda olabilir. Doğrudur arkadaşlar. Bileşikler örneğin elementlerde H bir atom yapıdaysa yapıdayken H2 nedir? Moleküler yapıdadır. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur.
C'ye baktığımız zaman bileşikler farklı cins atomların oluşturduğu aynı cins moleküllerden oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bileşikler farklı cins atomlardan oluşur ama aynı cins moleküllerden oluşurlar. Buna dikkat edelim. D'ye bakalım. Çözeltiler katı halde elektrik akımını iletmezler. İletebilirler arkadaşlar. Birçok metal metal karışımları nedir? Birer alaşımdır. Mesela bunlar da elektrik akımını iletebilirler katı halde. Dolayısıyla D seçeneğimiz yanlıştır. E'ye bakalım. Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler arkadaşlar. Bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız burada D seçeneği olacaktır.